Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, fazlı ve keremi hepimizin üzerine olsun inşallah. Bu akşam daha önce işlediğimiz rüyada bir hitabe bölümünün devamını işleyeceğiz. E, rüyada bir hitabe e, bu sünhatın içinde yer alan e, bir mevzu ki, Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri e, Osmanlı'nın mağlup olduğu, 1920'li yıllara doğru 1919 yılında artık Osmanlı mağlup olmuş. Bu arada tabii ne olacak diye herkes soru sormaya başlıyor. Bütün İslam dünyası esaret altına girmiş. Sadece Türkiye şu andaki sınırları içerisindeki yeri hapsolmuş vaziyette. Hatta yani Türkiye'nin bile İstiklali yarı bir istiklaliyet gibi yani. Bağımsızlığı yarı bağımsızlık gibi bir durumu var. Çok zayıf düşmüş bir hali var. Bu arada herkes ne olacak diye düşünüyor, soru soruyor. İşte bu arada Üstad Bediüzzaman Hazretleri bir rüya görüyor. Sadık bir rüya, rüyayı sadıka diye tabir ettiği bir rüya. Onunla ilgili bölümün son kısmını inşallah arz çalışacağız. Rüyada bir hitabe. Onun başında şöyle diyor. isterseniz orayı bir okuyalım. Rüyanın kendisiyle ilgili zaten e, şeyi durumu anlatıyor bize. Meali ve hatırda kalan elfazı aynendir diyor. Meali ve hatırda kalan lafızlar, sözler aynen. 1335 senesi Eylül'ünde yani 1919 olması lazım. E, Dehrin hadisatının verdiği yeisle şiddetle muzdarip idim. Dehrin dediği çağın yani, verdiği olaylarla şiddetle muzdarip idim, ızdırap çekiyordum. Şu kesif zulmet içinde bir nur arıyordum. Tabi İslam dünyasının hepsi esaret altında o zaman. Madem rüya olan yakazada bulamadım, hakikaten manen yakaz, rüya olan yakazada bulamadım, hakikaten yakaza olan rüyayı sadıkada bir ziyar gördüm. Yani velilerin yakaza dedikleri uykuyla uyanıklık arasında misal alemine giriyorlar. Oradaki hakikatleri alıyorlar. Şimdi o yakaza halinde göremedim ama hakikaten yakaza olan, yakaza hali olan bir rüya-i sadıkada ne yaptım? Rüya, e, e, olan bu e, bulamadım. Hakikaten yakaza olan rüya sadıkada bir ziya gördüm. Tafsilatı terk ile yalnız bana söylettirilmiş noktaları kaydedeceğim. Şöyle ki, bir cuma gecesinde nevmiyle yani uyku ile alemi misale girdim. Biri geldi dedi. Mukadderat-ı İslam için teşekkür eden bir meclisi muhteşem seni istiyor. Yani İslamiyet'in geleceği ile alakalı teşekkür etmiş olan muhteşem bir meclis seni istiyor. Gittim gördüm ki münevver yani aydın, emsalini dünyada görmediğim Selefi Salihinden, yani İslamiyet'in ilk üç asrından ve asarın mebuslarından her asrın da mebuslarından e, her asrın mebusları içinde bulunur bir meclis gördüm. Yani manen asırları temsil eden mebuslar gördüm. Mebus aslında vekiller gördüm, o asırların vekillerini. Hicap edip kapıda durdum. Yani utandım, kapıda durdum. Onlardan bir zat dedi ki, ey felaket, helaket asrının adamı, senin de var, fikrini beyan et. Çünkü İslam tarihi böyle bir mağlubiyeti başından itibaren hiç yaşamamış. Onun için helaket, felaket asrının adamı, senin de var, fikrini beyan et. Ayakta durup dedim, sorun cevap vereyim. Ondan sonra sorular işte başlıyor. Mesela bir dedi, bu mağlubiyetin neticesi ne olacak? Galibiyette ne olurdu? Mağlup olduk, neticesi ne olacak? Mağlubiyetin neticesinde ne çıkacak ortaya? Galip olsaydık peki ne olurdu? Diye bir soru. Tabii biz bunun ilk bölümünü okuduğumuz için daha önceki programı burayı havale ediyoruz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. O da şu, yine... O meclisten bir soru geliyor. Şeriat-ı medeniyet nasıldır? Batı medeniyetini şu anda içinde bulunduğumuz Med medeniyet ağzına diyor ona. Batı medeniyetinin menfi, olumsuz, yıkıcı esaslarından yani temel maddelerinden, yasalarından bahsetti. Beş tane yıkıcı e, esası var, menfi esası var. Onlardan bahsetti. Şimdi şeriat Garra'daki yani İslamiyetteki medeniyet nasıldır diye soru soruyorlar. Dedim Şeriat-ı Ahmediye'nin yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeriatın Aleyhisselatü Vesselam tazammun ettiği ve emrettiği medeniyet ise ki medeniyeti hazıranın şu anda mevcut olan medeniyetin inkişaından inkişaf edecektir. İnkişah yani sisin, bulutun dağılması gibi bir dağılmadan bahsediyor. Hani e, inkaşa, inkaşa dabab mesela sisin dağılması. E, bu medeniyeti hazıra da sisin dağılması, bulutun dağılması gibi dağılacak ve oradan İslam medeniyeti ne yapacak? Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği medeniyet inkişaf edecek, kendini gösterecek. Onun menfi esasları yerine o yıkıcı, olumsuz esasları yerine müspet esaslar vaz eder. İşte o müspet esas dediği Şeriat-ı Ahmediye'nin, Şeriat-ı Garra'nın e, o müspet esasları olumlu ve yapıcı, yıkıcı değil, yapıcı esasları nelermiş? Bir, noktayı istinat, dayanak noktası, kuvvete bedel haktır. Yani, Dayanak noktası kuvvet değil hak. Ee, hani kuvvetli olan haklı değil, haklı olan kuvvetli. Ee, esasını getiriyor ki şehni adalet ve tevazündür. Burada adalet ve denge meydana geliyor. Hedef de, peki bu medeniyetin hedefinde ne var? Menfaat yerine fazilettir. Yani çıkar peşinde koşma yerine fazilettir ki çıkar olduğu zaman görüyorsunuz işte herkes çıkarı için milyonları ne yapıyor? Öldürüyor, katlediyor. Milyonları, milyonları. Şehni yani menfaat yerine fazilettir ki faziletin şehni, karakteristik yapısı muhabbet ve tecazüptür. Yani cezbeder insanları. E, itici olmaktan çok çekici olur insanlara karşı. Cihetül vahdet de yani birleştirme yönü de unsuriyet ve milliyet yerine birleştirici e, şeyi ise unsuriyet ve milliyet yerine rabıtayı dini vatani sınıfidir ki şehni samimi uhuvvet ve müsalemet ve haricin tecavüzüne dıştan gelen saldırılara karşı yalnız tedafüdür müdafadır. Demek ırkçılık unsuriyet dedi ırkçılık ve menfi milliyet yani olumsuz e, efendime söyleyeyim e, milliyet yerine dini, vatani ve sınıfi bir ne var? Rabıta var, bağ var. Din kardeşimsin, tamam. İkincisi ne? Vatan birliği. Aynı vatanda mı yaşıyoruz? Vatandaş mıyız? Tamam, bitti. Arada hangi ırktan olursan ol, hangi efendime söyleyeyim, dinden olursa olsun fark etmiyor. Vatan, vatandaş. Sınıf bir de, yani mesela işte e, mühendisler sınıfı, Hani doktorlar, tıpçılar veya elektronikçiler vesaire gibi sınıflar ayrılıyor. Meslek sınıfları. Ki şeyni, samimi uhuvvettir, müsalemettir. Yani karşılıklı birbirine güven verme ve haricin tecavüzüne karşı da yalnız tedafidir. Dışarıdan gelen tecavüzlere e, karşı da müdafaa etmek, evet direnmektir. Şimdi e, burada mesela sınıf deyince dinin de dışına çıkıyor. Mesela bir Hristiyan, bir Yahudi, bir Budist veya kim olursa olsun, hangi dine, hangi ırka mensup olursa olsun, meslektaş mıyız? Mesele bitmiştir. Meslektaştık. meslektaşlık. Bu küresel bir kardeşlik gibidir. Vatanı ise aynı vatanda, vatanda yaşıyorsak hiç önemli değil. Yani sen hangi dine mensup olursan, Hristiyan ol, Yahudi ol, işte efendim ya da e, Türk ol, Kürt ol, Laz ol, Çerkez ol, Avaz ol, ne kadar etnik grup varsa, onların hangisine mensup olursan ol, fark etmiyor, vatandaşız. Ondan sonra ne var? Din, dindaşız. Hangi ırktan olursa olsun gene bir birlik var. Bu küresel bir birlik, mi? bu medeniyetin getirdiği küresel bir birlik. Ki ne diyor? Zaten onun da karakteristik yapısı neymiş? Ee, samimi uhuvvet, kardeşlik, müsalemet, karşılıklı olarak güven verme ve güven alma ve haricin tecavüzüne, dıştan gelen tecavüzlere karşı da müdafaa etme. Yani tedafı. Hayatta düsturu cidal yerine yani boğuşmak yerine düsturu teavündür, yardımlaşma düsturu. Dünyanın neresinde olursa olsun yardıma muhtaç olan birisine el uzatmaktır. Ki şe'ni yani bunu da karakteristik yapı ittihat ve tesanüttür. Birleşme ve dayanışma. Heva yerine hüdadır. Nefsi tatmin etme yerine yani e, Cenab-ı Hakk'a e, muhabbettir. Şehni de insaniyetten terakki ve ruhan tekamüldür. Yani bunun da karakteristik yapısı, e, efendim ruhen mükemmelleşme ve insaniyet açısından da kalkınma. Şimdi insanlığı ne yapıyor? Ortadan kaldıracak, insanlıktan utandıracak öyle olaylar oluyor ki, bu medeniyetin işte menfi esasları. Ama burada ne var? Yani insanlık açısından terakki, yükselme, yücelme var. İkincisi de ruhan mükemmelleşme var. Hevayı tahdit eder. Yani insanın hevasını, nefsin istek varzalarını sınırlar. Nefsin hevesat süfliyesinin tesiline beder. O alt, nefsin süfli, alçak e, efendim, taleplerini nin kolaylaştırılmasına bedel ruhun hissiyat ulviyesini tatmin eder. Ruhun o yüksek hissiyatlarını tatmin eder. Demek biz mağlubiyetle ikinci cereyana takıldık ki mazlumların ve cumhurun cereyanıdır. Şimdi burada iki tane cereyandan bahsediyor. Bir tanesi doğudaki, daha doğrusu Rusya'nın temsil ettiği bir cereyan var. Bir de bugün Amerika'nın, eskiden İngiltere'nin, hatta halen daha İngiltere'de var. Amerika'nın temsil ettiği batı bloku var. Doğu bloku, batı bloku. İki cereyan var. Biz diyor ikinci cereyana takıldık. Yani ikinci cereyan dediği, efendime söyleyeyim, Rusya'nın temsil ettiği o cereyana takıldık. Evet. Karşı ne diyor? Mağlubiyetle ikinci cereyana takıldık ki mazlumların ve cumhurun cereyanıdır. Başkalarından yüzde seksen fakir ve mazlumsa İslam'dan doksan, belki doksan beştir. Fakir, fakir ve mazlum. Dünyada mazlum kim var? Müslümanlar şimdi şu anda. Yüzde doksanı mazlum. Ve de fakirli, fakiriz yani. Şimdi biz ikinci cere, alemi İslam şu ikinci cereyana karşı lakayt ve muarız kalmakla hem istinatsız, hem bütün emeğini heder eder, hem onun istilasıyla istihaleye maruz kalmaktan ise akilane davranıp, onu İslami bir tarzda çevirip kendine hadim kılmaktır. Zira düşmanın düşmanı, Düşman kaldıkça dosttur. Nasıl ki düşmanın dostu dost kaldıkça düşmandır. Bu iki bloktan bir tanesi seni boğuyorsa e diğer tarafa ne yaparsın? Sığınırsın. Sığınmasın da diğer tarafa e, tarafın gücünden istifade edersin. Akilana davranıp kendisine hizmetçi edeceksin ama. Akıllı davranıp kendisine hizmetçi ettiğin zaman o bloğun gücüyle diğer bloğu, ka, bloka karşı dayanabilirsin. Şimdi şu iki cereyanın, cereyan birbirine zıt. Şu iki cereyan birbirine zıt. Gelelim buraya. Tabi ekran donduğu için gelemiyoruz. Ee, biz kitaptan takip edelim. Heh, evet. Şu iki cereyan birbirine zıt. Hedefleri zıt, menfaatleri zıt olduğundan birinci dese öl diğeri diyecek diril. Birinin menfaati zarar, ihtilaf, tedenni, zaaf, uyumamızı istilzam ettiği gibi ötekinin menfaati dahi kuvvetimizi, iddiadımızı biz zarure iktiza eder. Yalnız buradaki konuşmalar İslamiyet'in geleceği için teşekkül etmiş bir mecliste konuşuluyor. Yani şu cümleler çok önemli cümleler yani. Selefi Salihinden dediği yani İslamiyet'in ilk üç, üç asrının önemli şahsiyetleri var. Sabiler, tabi'in, tebevüt tabi'in tabi döneminin. Sonra her asrın vekil, vekilleri var, manevi vekilleri. Onlar da orada bulunuyor. Ee, onların hepsine, hepsinin toplandığı bir mecliste konuşulan sözler bunlar. İslamiyet'in geleceği ile ilgili. Yani bu günümüzü tarif edebilir bu cümleler. Onun için her bir cümleye, hatta her bir kelimeye dikkat etmemiz lazım. Mesela şu iki cereyan diyor birbirine zıt. Yani mesela şimdi şu anda Şang, Şangay Beşlisi diye bir doğu bloku var. Eskiden işte neydi? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği diye Varşova Paktı vardı. Şimdi bu var. Bugünümüze bakalım. Şimdi bir de NATO Paktı var. Batı bloku var. Şimdi bunlara bir bakalım. Şu iki cereyan birbirine zıt diyor. İkisi zıt mı? Şimdiye kadar soğuk savaş vardı. Soğuk savaş bittikten sonra şimdi başka bir tahrip başladı. Başka bir Yön başladı. Şimdi İslamiyet'in inkişaf etmesinden bahsetti az önce. O inkişaf etmesi anında ki hengamında Batı medeniyetini, yani medeniyet hazıranın dağılmasıyla o inkişaf edecekti. Şimdi bak. Bakalım şimdi buraya. Şimdi bu iki cereyan birbirlerine zıt. Hedefi, zı hedefleri zıt. Birinin hedefi farklı, diğerinin hedefi farklı. Mesela Şangay Beşlisi'ni kuran adam diyor ki biz diyor kendi kültürlerimizi diyor korumak zorundayız. İki tane doğuda diyor temel kültür var. Birisi işte şey kültürü, İslam kültürü diyor. Bir tanesi de diyor Rusya'nın içinde bulunduğu efendim, söyleyeyim kültür. Şimdi iki tane bunu biz bunları korumak zorundayız diyor. İşte efendim doğuda da var birkaç kültür daha ama her kültür kendisini korumak zorunda. Peki bu medeniyetin karşısında saldırgan ve tahrip edici medeniyetin karşısında ne yapalım diye düşündük. Biz bu Şangay Beşlisi'ni kurduk diyor. Kültürlerimizi korumak zorundayız diyor. Şimdi ne diyor? Bak hedefleri zıt, menfaatleri zıt. Batı medeniyeti tahrip ediyor. Şangay Beşlisi de kendini müdafaa etmeye çalışıyor. Menfaatleri de birbirine zıt olduğundan, yani ikisinin de menfaati zıt. Birisi kendini koruyup kendi başına e, efendime söyleyeyim inisiyatif kullanan e, topluluk olmak istiyor. Diğer tarafı da o inisiyatifi bozup onu kendine rahmet etmek istiyor. Birincisi dese öl, diğeri diyecek diril. Ki öyle yani. Bakıyorsunuz şimdi artık çok açık ve net saldırılar var. Bütün ne kadar unsurlar varsa hepsini ne yapıyorlar? seni yıkmak için saldırtıyorlar. Ya çok açık ve net artık ya. Yani. Şimdi İslamiyet inkişaf edecek bunu hissediyorlar. İslam medeniyeti. Şimdi artık saldırılarını açıktan yapmaya başladılar. Ve o kadar net ki hani açıktan açı, teröriste de destekliyor, seni yıkacak, yıkacak olan unsurları da destekliyor. Eline ne geçmişse senin üzerine fırlatıyor. Menfi dedi ya yıkıcı ve menfi şey medeniyet. Şimdi bu diyor ki öl. Öteki diyor ki diril. Birinin menfaati zarar. Bak zarar. İhtilaf ihtilaf ne? Birbirine düşürmek. Bir terörle işte hani şimdi mesela son yapılan terör saldırısında görüyoruz. Ne yapıyorlar? Yaşam tarzı üzerinden seni bölmeye çalışıyorlar. Yani bütün yetkililer de zaten ona dikkat çekmeye çalışıyor. İşte neymiş yılbaşı gecesini kutlayan insanlar şöyleymiş, böyleymiş. Onun için iyi oldu. İyi ki geberdiler gibi laflar söyleyen insanlara insanlar çıksın ortaya. Öbür taraftan da vay işte siz dayıklara saldırıyorsunuz diye öbür tarafta da adamlar çıksın, millet birbirine girsin. İhtilaf. Hedeflerinde hep bunlar var. Zarar göreceğiz. İhtilafa düşeceğiz. Tedenni Tedenni ne demek? Alçalma, Zaaf, zayıflık, bizim zayıflığımızı istiyor. Uyumamızı istilzam ediyor. Aman uyanmasın bunlar diye uyumamızı gerekli istiyorlar. Ötekinin de menfaati dahi kuvvetimizi, güçlü olmamızı, ittihadımızı, birlik beraberlik içinde bulmamızı biz zarure iktiza eder kendini koruyacaksan e, güçlü olacaksın. Beraber olacaksın. Bir, bir, ve bir, 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 birlik içinde olacaksın. Ve aynı zamanda e, efendime söyleyeyim e, yani menfaatlerini koruyacaksın. Şimdi burada diyor ki şark husumeti İslam inkişafını boyuyordu. Doğu husumeti. Doğu. Rusya Türkiye'ye düşman. Türkiye Rusya'ya düşman. İşte efendime söyleyeyim Çin işte şuna düşman. Hindistan Pakistan'a düşman. İşte İslam ülkeleri Türkiye'ye düşman. Türkiye İslam ülkelerine düşman. Bir şartta bir husumet var. Bu ne yapıyordu? İslam'ın inkişafını boğuyordu. İnkişaf ne demek? Açığa çıkmasını. Boğuyordu. Zahil oldu ve olmalı. Ortadan kalktı. Ve de hani var bazı kalıntılar, unsurlar. Onlar da kalkmalı. E, zahil oldu ve olmalı. Garp husumeti, batı düşmanlığı İslam'ın ittihadına, İslam'ın birliğine, uhuvvetin, kardeşliğin inkişafına en müessir sebeptir. Baki kalmalı. Neymiş? Garp husumeti, garp, batı düşmanlığı yani. Bu ekran çalışmıyor arkadaş. Garp husumeti, evet. Garp husumeti, İslam'ın ittihadına, uhuvvetin inkişafına en müessir, en tesirli sebeptir baki kalmalı. Şimdi şu anda bunlar tahakkuk ediyor mu ediyor? Herkes batı düşmanlığı ne yapıyor? İçinde. Ha bu neyi gerektiriyor? Bu neyi netice veriyor? İslam'ın iddiadına, uhuvvetin inkişafına sebep oluyor. Baki kalmalı. Birden o meclisten tasdik emareleri tezahür etti bu sözler üzerine. O muhteşem meclisten. Dediler evet ümit var olunuz şu istikbal inkılabı içinde yani geleceğe ait bu inkılaplar içinde en yüksek gürsada İslam'ın sadası olacaktır. Seda ses yani. En gür ses İslam'ın sesi olacaktır. Evet. Tekrar biri sordu. Müspet medeniyetin neticesi ne diyor? Musibet cinayetin neticesi mükafatın mukaddemesidir. Bu da çok ilginç bir şeydir. Yani Osmanlı'nın mağlup olduğu o dönemin yıkılış sebepleri burada anlatılıyor. Biz de aynı hatalara düşersek şu andaki mücadelede biz de mağlup olabiliriz. Aynı hatalara düşersek. Neymiş onlar mesela? Ee, hangi fiili? Öteki tarafta herhalde konu bitmediydi. Evet. Tamam. Musibet cinayetin neticesi mükafatı mukaddemesidir. Yani bir musibet bir cinayet işlenmişse onun neticesi olarak Allah tarafından insana verilir. Mükafat da mükafatı ama musibet gelmişse de bir ödülü ne yapıyorsun? O e, musibeti hakikaten e, musibet imtihanını başarıyla vermişsen ödül de alıyorsun. Şimdi bir sonraki şeye gelelim. İkinci e, ikinci bölüme gelelim. Hangi fiilinizle kadere fetva verdiririz ki şu musibetle hükmetti? Ne yaptınız da siz Allah Osmanlı'yı paramparça etti? Darmadağın etti. Musibete amme ekseriyetin hatasına tereddüt eder. Hazırda mükafatınız da nedir? Çok ilginç bir soru. Şimdi burada biz de kadere fetva verdirirsek yaptığımız fiilimizle, işlerimizle biz de Osmanlı'nın yıkıldığı gibi parçalanırız. Aynı hataya düşersek biz de gideriz. Ama o hataya düşmezdek, düşmezsek o zaman Cenab-ı Hak ne yapacaktır? O e, ümit ile beklediğimiz o İslam medeniyetinin, Kur'an medeniyetinin inkişafına vesile olacaktır. Şimdi biz burada öyle bir fiillerimizi düzeltmeliyiz ki şuradaki hataları da aynısını biz de yapmamalıyız. Dedim, mukaddemesi üç mühim erkan-ı İslamiye'deki ihmalimizdir mukaddemesi yani şu musibetin başlamasına sebep Erkan-ı İslamiye'deki ihmalimizdir. Kaçmış üç tane mühim Erkan-ı İslamiye. İslamiyet'in üç tane mühim rüknünde ihmal ettiğimizden dolayı Osmanlı'yı Cenab-ı Hak işte bu hale getirdi. Salat, savun, zekat. Salat ne? Namaz. Savun ne? Zekat ne? Zekat, zekattır. Zira 24 saatten yalnız bir saati beş namaz için Halik Teala bizden istedi. Tembellik ettik. 5 sene 24 saat talim ve meşakkat tahrikle bir nevi namaz kıldırdı. Cephelerde secdeye kapandık. Rüküye eğildik. Ondan sonra düşmanla 5 sene hem de 24 saatten bir saat istedi. Cenab-ı Hak 5 sene 24 saat bize namaz kıldır. Evet namaz kıldı. Hem senede yalnız bir ay oruç için nefsimizden istedi. Nefsimize acıdık. Kefareten beş sene oruç tuttu. Hakikaten Osmanlı'nın o döneminde insanlar yiyecek bir şey bulamamışlar. Ağaç kabuğu yemişler. Ya. Nefsimize acıdık. Ne yaptık? Kefareten beş sene bize oruç tutturdu. Ondan, kırktan yalnız biri ihsan ettiği maldan zekat istedi. Ondan dediği oşur, zirai mallardan onda bir. Efendim ticari mallardan da kırkta bir. Kırktan yalnız biri ihsan ettiği maldan zekat istedi. Buhlettik yani cimrilik yaptık, zulmettik ki fakir fukaraya hakkı olan şeyleri kendimiz gasp ettik. O da bizden müterakim, müterakim zekatı aldı. Birikmiş bütün zekatı aldı. Osmanlı 36 e, şeyden bölümden bir bölüme kadar indi. Hepsi parçalandı. <laughs> El ceza min cinsil amel. Ceza amelin cinsine göredir. Yani namaz kılmadıysa cephelerde namaz kıldı. Oruç tutmadıysa beş sene aç bıraktı. Efendim zekatını vermediyse birikmiş bütün zekatı aldı. Ceza aynendir. mükafat hazıramız ise fasık günahkar bir milletten humsu olan dört milyonu velayet derecesine çıkarttı. Yani böyle günahkar bir milletten 4 milyon şehit vererek ne yapmış? Velayet derecesine çıkarmış. Evliya yapmış yani. Bir toplumun içerisinde siz 4 milyon insanı veli yapmaya çalışsanız zordur yani. Öyle bir günahkar milletin içerisinde 4 milyon veli mertebesine insan çıkmış oldu. Ahiret açısından fevkalade büyük bir kar. Evet. Şahadetlik verdi. Müşterek hatadan neşet eden müşterek musibet mazi günahını sildi. Geçmişteki olan bütün günahları silmiş oldu. Yine biri dedi bir amir hata ile atmışsa bir amir bir yetkili siyasi bir hata yaptı, milleti savaşa soktu ve mağlup oldu. Böyle bir şey olduysa dedi musibetse de mükafat ister. 4 milyon şehit var. Bir o kadar gazi, belki daha fazla gazi var. E bunlar ne ister? Yani bunlar e, mükafat istiyor. Efendim, ya amiri hatadarın hasenatı verilecek. 4 milyona hangi amiri, hangi yetkili, siyasi yetkili bu hataya atmışsa onun sevapları dağıtılacak bunlara. Peki o ise hiç hükmünde bir adamın sevabı ne kadar olur? 4 milyona yeter mi? Bir o kadar da gazi var. Bu kadar da milletin zahmeti var. Yetmez. Veya hazineyi gayb verecektir. Yani gaybi hazine Allah tarafından verilecek. Hazine-i böyle işlerdeki mükafat ise dereceyi şahadet ve gaziliktir. Şahadet derecesi ve gazilik. Böyle musibetlerde ilahi mükafat bir insanı Veli derecesine çıkartmak olan şehadet, şehitlik derecesini vermek ve gazilik derecesini vermek. Baktım meclis istihsan etti. Yani bu cevabı güzel karşıladı. Ee, heyecanımdan uyandım. Terli el pençe yatakta oturmuş kendimi buldum. O gece böyle geçti. Aynı gün Pür Ümit başka bir dünyevi meclise gittim. Dünyeviler dediler. Bunlar misali alemdekilerdi misal aleminde olan Evliyaullah geçmişteki her asıl mebuslarıydı. Dünyeviler dediler, neden geldin geleli siyasete karışmıyorsun? Onların dünyası başka tabii yani. Euzü billahi mineşşeytani ve siyaset dedim. Yani şeytandan ve siyasetten Allah'a sığınırım dedim. Ve ondan sonra bu mesele böyle devam ediyor. Şimdi rüyanın zeyli. Rüya haçta sukut etti. Yani sustu. Kesildi. Hacca gelince sukut etti. Çünkü haccın ve ondaki hikmetin ihmali musibeti değil gazap ve kahrı celbetti. Ha cephelerde oruç tutturdu değil mi? Namaz kıldırdı, birikmiş zekatları aldı. Cenab-ı Hak onlar kefareti zünüptü. Günahlara kefaretti. Ama burada Haç konusu geldiği zaman bu kefaret-i zunup mudur? Hayır değil. Cezati cezası da kefaret-i zunup değil, günahların kefareti değil. Kesaret-i zunup oldu. Günahları çoğalttı. Haç. Haccın ihmali günahları çoğalttı. Haccın başus tarifle tevhid efkarı yani birbirlerine hacca gidip de tanımakla efendime söyleyeyim fikir birliği Taavünle teşkil mesai yardımlaşmayla efendime söyleyeyim teşkil mesai kurmak e, tazamın eden içindeki siyaseti aile âli, i İslamiye İslamiyetin büyük siyaseti ve maslahatı vasıya ihtimaiye e, yani toplumun o geniş yararlarının ihmalidir ki düşmana milyonlarla İslam'ı İslam aleyhinde istihdama zemin ihsar etti. Yani düşmana, milyonlarla İslam'ı, İslam aleyhinde istihdaman zemini ihsar etti. Müslümanlar Müslümana ne yaptı? Hücum etti ya. Yani. Müslüman Müslüman'ı kırdı. Haçtaki ihmal demek kefaret üzünüp değil, kesaret üzünüp. Bir yerde bu mesele tarif edilirken işte Mekke ağzı e, Efendimiz ha Mekke'nin samimi kalbi Ondan sonra Kabe'nin e, işte samimi kalbi Arafat'ın e, işte efendime söyleyeyim lisanıyla diye böyle bahisler yapıyor. Orada sanki insan bedenini ne yapıyor? Tarif ediyor. E, şöyle bir tasvir ben kendim oradan çıkarttım. Şimdi e, kalp Kabe'ye, Mekke'ye kalp dediğine göre kalp ne yapar? Bedenden bütün e, ne yapar? Kirli, Kirli kanı toplar. Değil mi? Kirli kanı toplar, kalp temizlemez, ciğerlere gönderir. Ciğerlerde temizlenir, tekrar bütün vücuda dağıtır. Bu e, üst dolaşım var, bir de alt dolaşım. Yani ne diyorlar ona? Büyük dolaşım, küçük dolaşım diye, kan dolaşımı yani. Böyle ne yapıyor? Kalp pompalıyor. Topluyor ve temiz kanı pompalıyor. Şimdi e, ciğerlerde de temizleniyor değil mi yani bu? Şimdi lisan denildiği zaman hemen o ciğerlerden çıkan nefes olarak şey yapıyorum. Kalbi eğer Kabe-i Muazzama ise bu İslam dünyasının bedeninin kalbi Kabe-i Muazzama ise ciğerleri de temizlendiği yer de Arafat'tır. İslam dünyasının çeşitli yerlerinde yaşayan o günahkar insanlar geliyorlar. Kabe'de toplanıyorlar. Kabe'nin kalbinde. Samimi kalbinde. Sonra Arafat'a çıkıyorlar. Arafat'ta tertemiz hale geliyorlar. Herkes açık bir meydanda değil mi? Bütün milletler aynı meydanda, hepsi bir arada, omuz omuza, yan yana. Allah'a dua ediyorlar. Arafat'ta vakfa biliyorsunuz farzdır. Arafat'a yani el haccu arafa diyor. Hac aslında Arafat'tır. Çünkü kanın ciğerlerde temizlendiği gibi Müslümanlar orada temizleniyor. Orada vakfe durduktan sonra, Arafat vakfesi yapıldıktan sonra eğer bir insan, vakfe yapan o insan acaba günahlarım affoldu mu diye tereddüt etse en büyük günahtır diyor. Kesinlikle günahlar affolmuyor. Tertemiz gene kalbe geliyor temizlemiş vaziyette. Ondan sonra işte haç tavafını yapıyor. Ondan sonra gidiyor memleketine. Tertemiz bir kan olarak gidiyor. Aynen bedendeki o şey gibi, o bedendeki kan gibi. işte tertemiz o haçtaki o temiz duygularına gidiyor. Ta Endonezya'nın bilmem hangi adasının hangi dağının dibinde yaşıyorsa adam gidiyor o dağın dibinde ailesine, mahallesine, köyüne o heyecanı anlatıyor. Orayı da temizliyor. Dolayısıyla oradaki hücre tertemiz gıdayı alıyor. Bütün İslam dünyasının her tarafına o hacılar temizlendikten sonra dağılıyor ve bütün İslam dünyasındaki o kirleri temizlemeye vesile oluyor. Kan dolaşımı olmazsa ne olur insan ölür değil mi? İşte bu haçtaki hikmet çok önemli. Bu kan dolaşımı olmadığı için temizleme faaliyeti kesaretüz zünüp oldu. Toksinler vücutta çoğaldı. Günahlar fazlalaştı. Bu defa ne oldu? O beden hani dağıldığı gibi İslam dünyasında canavar dağıttı. O dolaşım olmadığı için kesaret üzünüp oldu, hastalıkların çoğalması oldu. Kefaret üzünüp olmadı. Yani. Dolayısıyla parça parça etti. Aynı şeyi biz bugün de ihmal edersek aynı noktaları Allah etmesin. İslam güneşinin inkişaf etmesi ben ne bedel Cenab-ı Hak tekrar başka bir felaketi başımıza getirir. Kaderi ilahiyeye aman böyle fetva verdirmeyelim fiillerimizle. Evet, demek İslamiyetin o erkanında ihmal çok büyük neticeler doğurur. Yani Cenab-ı Hak ihmal edersek e düşmanı başımıza musallat eder yani. Evet. Çünkü ez-zalimu seyfullah ينتقم Zalim Allah'ın kılıcıdır. Onunla sana ceza verir ama o zalim de kendi iradesiyle o zulmü yaptığı için de Allah onun da cezasını sonra verir. Cenab-ı Hak bizleri zalimlerin şerrinden kurtarsın. Şeriat-ı Garra'daki emredilen esaslara uymayı hepimiz nasip etsin diyoruz. Hoşçakalın efendim.